Onlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Bu devletin kurucu babaları siyasi bağımsızlığımız kadar iktisadi bağımsızlığımızın da üzerine titredi. Biz buradan bir kere daha ilan edelim. Bizim iktidarımızda talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak. Milletten söke söke alınanları da hukukun gerektirdiği biçimde söke söke geri alacağız. Hepsini milletimize geri vereceğiz. Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta bir tasarruf genelgesi çıkarıldı. Bu genelge devlet hazinesinin sıkıntıda olduğunu ortaya koyuyor. Elbette tasarruf geçimin yarısıdır. Ama tasarruf genelgesi çıkaran Erdoğan her ne hikmetse kendisini tasarruftan muaf tutmuş. İtibardan tasarruf olmaz demiş. Devlette israfın merkezi bizzat sarayın kendisi. Ama saraydan, saray kendisine tasarruf uygulamıyor ama millete porsiyonları küçültün tavsiyesinde bulunuyor. Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor. Atama İçişleri Bakanı Temmuz'da beraber ekonomi şahlanacak diyordu. Temmuz'da şahlanan zamlar oldu. Elektriğe yüzde 15 Doğalgaza yüzde 12 ila yüzde 20 Üniversite harçlarına yüzde 10 zam geldi. LPG'de 39 kuruş zam yapıldı. Ama zamların zamanlanmasında her zaman olduğu gibi bu sefer de ince işçilik unutulmadı. Elektriğe doğalgaza yapılan zamlar Ay sonuna getirildi. Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları enflasyon farkı nedeniyle memurunun, emeklinin cebine girmeden eriyip gitti. Türkiye böyle bir hinni, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu. Ne güzel söylüyor Nizamül Mülk. Küfr ile belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket. Son olarak Erdoğan şahsı hükümetleri eliyle devlette yönetim yani kurumlar da çökertildi. 1879'da kurulan Maliye Teftiş Kurulu kapatıldı. 1945'te kurulan Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı. 1960'ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Yine 1960'ta kurulan Devlet Personel Başkanlığı o da kapatıldı. Devlete liyakatli kadroları yetiştiren tüm bu kurumlar, kariyer kurumları birer birer tasfiye edildi. Şimdi öyle görünüyor ki sıra 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelmiş. Üç yılda dört Merkez Bankası Başkanı gördük. Neredeyse her dokuz ayda bir başkan değiştirildi. Değişen para politikası kurul üyeleri de üyelerini saymak mümkün değil. Bugün eğer Türkiye yüzde on dokuz ile tüm dünyanın en yüksek yedinci faizini veriyorsa bunun nedeni burada aramalı. Çünkü Merkez Bankası'na güven kalmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tıpkı 2013 Mayıs ayında yaptığı gibi yeniden parasal sıkılaştırma sinyalleri vermeye başladı. Brezilya'sından Meksika'sına, Macaristan'ından Rusya'sına pek çok ekonomi paralarının değerini koruyabilmek için faiz arttırımlarına başladı bile. Bizde ise Erdoğan Eller Mersin'e giderken tersine gidiyor. Temmuz'u Ağustos'u gördükten sonra Merkez Bankası'na faiz indirme talimatı veriyor. Keşke indirse. Ama doğru düzgün bir programa dayanarak indirse. Ve bu Türk lirasında çok daha hızlı bir değer kaybına sebep olmasa. Küresel ekonomide yeni türbülanslar ufukta. Ama bu türbülansı göğüsleyecek önemli kurumların başında gelen Merkez Bankası'nda Tecrübeli orta ve alt kademe yönetici kıyımı başladı. İyi yetişmiş bu yöneticilerin yerine iş bilmeyen, tecrübesiz isimler atanıyor. Şunu açıkça belirteyim, bir merkez bankasının en önemli sermayesi itibardır. Bu itibarın en önemli unsuru da iyi yetişmiş, liyakatli kadrolardır. Ben buradan Erdoğan şahsın hükümetini özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı'nı uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı çökertmeyin. Milleti perişan edersiniz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, Türkiye'miz büyük bir ülkedir. Potansiyeli çok yüksek bir ekonomidir. Zaman daralsada da genç nüfusumuz, canlı iç pazarımız tüm dünyanın ilgi odağıdır. Yine Türkiye'miz Afro-Avrasya coğrafyasında çok kritik bir konumdadır. 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık bir pazara erişme imkanına sahiptir. Bu göreli üstünlüklerimizi dünyadaki yeni eğilimleri de doğru okuyarak sıçrama yap, sıçrama tahtası yapmamız çok kolaydır. Yeter ki liyakatli bir yönetim olsun. Güven veren bir yönetim olsun. Bugün dünya Washington mutabakatını bırakmış artık Cornwall mutabakatının konuşuyor. Daha adil, daha kapsayıcı, kimseyi dışlamayan ekonomik ve sosyal politikaların önemi artıyor. Yeşil, dijital dönüşüm kendini tüm dünyaya dayatıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi ve tüm dünyayı kucaklamak üzere dört ana sütün üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi, üç yeni dediğimiz yeni kurallar, Yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle uygulayacağız. Bu üç yeniyle uygulayacağımız dört ayaklı stratejimizin ilk ayağında hukuk devletini, demokrasi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemde dünyaya örnek bir demokrasiyle cumhuriyetimizi taşlandıracağız. Stratejimizin ikinci ayağında küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi arttıracak politikalarımız var. Artık borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. İşsizliği azaltacağız. Ülkede katma değeri arttıracağız. Yeşil ve dijital dönüşüme ayak uyduracağız. Yepyeni bir büyüme anlayışını, üreterek büyüme anlayışını, küresel yarışma gücünü arttırarak büyüme anlayışını hayata geçirmeye hazırız. Stratejimizin üçüncü ayağında artan refah ve gelirin adil paylaşımı var. Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla fakiri, garibi, gurebayı kucaklayacağız. Ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağız. Biz hazırız, Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Milletimiz de herkesin ne yaptığını görüyor. Herkesin notunu veriyor, sandık önüne geldiğinde de, ki sandığı hasretle bekliyor, gereğini yapacak. Erdoğan şahsım hükümetini evine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı